Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 13 Eylül Cuma İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün Bursa ve İstanbul yarış programı var. Öncelikli olarak mübarek cumamız hayırlı olsun. Hayırlı cumalar arkadaşlar. İnşallah keyiflerimiz, sıhhatimiz yerindedir. Evet, gündüz koşusu bir Bursa'da 8 koşulu yani tek haftalık bir program var. İstanbul 9 koşulu bir program. Bursa şablonu videonun hemen sonunda yer alacak arkadaşlar. Bunu da bir isim verdikten sonra hemen İstanbul yorumlarımıza başlayalım. Günün birinci koşusu saatler 17-15'i gösterirken şarkı 4-3 yaşlı Arapların 1400 metre sentik yarışıyla başlıyoruz ve 6 sakının yer almış olduğu bir güzel koşuda ben önceliği 1 nolu 1 çetine vereceğim. Sadun gücü temsilcisine Hocakaya ile. İlk 3 yarışını kumda bayağı bir de başarılı. Son yarışını ikinciliği de çimde yaptı. Yine güzel bir ikincilik. Bence güzel hazırlıklarıyla yine bu yarışta da sentlikte yine çok başarılı koşmasını bekliyor. İki nolu Sürgün Batı bu son temsilcisi de Vedat Abiş de yine koşmuş olduğu yarışlar her ne kadar son yarışı tabela dışı ama iyi bir grupta start aldı. Bence bu sefer kendine uygun rakipler arasında iddialı gözüküyor. Bir de dört nolu Ova Sarı'yı ilave etmek istiyorum. Bu Ova temsilcisini Ali Yıldız'la en azından güzel bir safkan. Son ikinciliği de beğendim. O yüzden buraya dahil edip bu ayağı 1-2-4 olarak önereceğim. Günün ikinci koşusu şartlı 3-2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim yarışı ve 5 tayın yer almış olduğu koşu yine birbirine çok denk safkanların mücadelesi gözüküyor. Benim önceliğim 3 nolu Petit Love, bir Toş de Wolf temsilcisi Kocakarı Stavram Safkan yarış hayatına kazanarak başladı ve oldukça da iyi duruma geldi. Daha da çalışmalarını artıran bu isim kilo avantajına da sahip. Bence bugün de şanslı olarak gözüküyor 3 nolu Petit Love. Daha sonra 1 nolu Staying Hero, bir Krimen Tatar temsilcisi Akın Sözen'le Stadlon Safkan'da yarış hayatına kazanarak başladı. Arkasından güzel bir ikinciliği var. Yine çalışmaları, iyi mesafeye de yatkınlığı olan bir isim. En azından mesafe tecrübesi olan Safkan. Son olarak da iki nolu Last Symphony. Bir Everett Island temsilcisi olan Safkan'da Vedat Abiş'le start alıyor. Son üç yarışı oldukça tatmin kadar. En azından ilk yarışını ben hiç ölçü almıyorum. Çünkü Safkan'da genelde ilk yarışlarında bazıları fazla sıkıştırılmıyor. O yüzden Safkan'da çimde başarılı koşmasını bekliyorum. En azından iyi bir ekürede. O yüzden benim de sıralama 3-1-2 oldu bu koşuda. Günün 3. koşusu şartlı 4-3 ve yukarı İngilizlerin 2400 metre çim koşusu ve 4 safkanın yer almış olduğu bir güzel koşuda ben 2 nolu Mario Surgao. Bu Cardinal Paydan'ın temsilcisi Kocakaya Stadam Safkan yani son yarışında güzel birinci geldi etti ve uzun mesafelerinde etkili bir ismi. Bence bu grubu da geçmeye çok yakın gözüküyor. O yüzden ben tek olarak önereceğim 2 nolu Mario Surgao'nun Kocakaya ile. Günün dördüncü koşusu geldik yani ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıcına. Meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusu ve 10 tayın yer almış olduğu bu koşuda 6 nolu Mergen Han'la başlayacak. Frigya temsilcisi, Odilan temsilcisi Kocakaya start alıyor. Yarış hayatına güzel bir ikincilikle başlayan ve ilman durumunu daha da iyi duruma gelen bu safkan bence bugün de kazanmaya oldukça yakın gözüküyor bu pistte. Bir nolu umudunu kaybetme bugün tay temsilcisi C. Yıldırım. C neydi? Cevan miydi? Çingiz miydi? Bakalım. Evet, Caner Yıldırım'la start oluyor. Bu safkanda son 3 yarışını arka arkaya ikincilikler atamadı. Yani artık ben kazanlara her an girebilirim ışığı veren bir isim. Bence o yüzden de adı da güzel. Umudunu kaybetme hiçbir zaman. Benim muhakkak önlerde yazılması gereken safkan olarak önereceğim. İki nolu Abdi Baba. Bu Aybakan temsilcisi de Mehmet Nuri Sunkar'la yine yarış hayatına güzel bir çim üçüncülüğüyle başladı. Bu safkan da iyi bir görüntüye sahip. Son olarak da 5 nolu Mali Beyhan. Frigya temsilcisi Vedat Abiş'le start alan safkan da yine 5.likle yarış hayatına başladı. Bu safkan da bayağı iyi gözüküyor. Hem çalışmaları hem eşkal olarak da göl dolduran taylar arasında. Ben de sıralamayı 6-1-2-5 olarak önereceğim 4. koşun için. Günün 5. koşusan Dikap 15-4 ve yukarı Arapların 1900 metre çim koşusuna geldik ve 11 safkanın yer almış olduğu koşuda biraz kalabalık yazılması gereken bir yarış gibi gözüküyor. Sizler eğer uygunsa tek tek geçebilirsiniz bu aya. Tamamen sizin elinizde olan bir şey. Benim sıralama önce 6 nolu Baran Reis'le başlayan bu Karaözüm temsilcisi Adem Aslan'la bomboş kilosuyla ve safkanın genel durumunu beğeniyorum. Son 6. hiç ölçü almayan bu safkanın uzun mesafelere çok yatkın gözüküyor. O yüzden ben kesinlikle ilk şanslı isim olarak önereceğim 6 nolu Baran Reis'i. Daha sonra 7 nolu Canoğlu, bir uçan nolu temsilcisi Ali Yıldız'la yine oldukça uygun kilosuyla ve safkanın genel durumunu beğendiğim isimler arasında
Daha sonra 10 nolu öz kuruş ve bir tamerinin temsilcisi, uzun mesafede yakın bir orijine sahip. Ali Kaçmaz da bomboş kilosuyla saftan da bu aralar toparlanmış gözüküyor. Üçüncülük, ikincilik, son beşinciliği de fena değil. O yüzden ben bu saftanda en azından elde etmiş olduğu bir avantajı var. Bomboş kilo avantajı, bir de mesafeye yakınlığı. İki nolu kayaların efendisi, bir yürek kaya temsilcisi Ahmet Çelik İstafan Saftan'da son yarışta birincilik elde eden bir isim. Son olarak da 4 nolu Tunç Yılmaz, bu uçan bir temsilcisi. Akın Sözenli ile istikrarlı ve formda görüntüsüyle gruba dahil edip bu ayı 6, 7, 10, 2, 4 olarak geçebiliriz. Ama biraz sıkıntılı bir koşu gibi görürsek, eğer ilave edelim derseniz 5 nolu Traktör, 3 nolu Mil Kartalı da ilave edilebilecek diğer isim olarak önerebilirim. 6, 7, 10, 2, 4, önce 5, 3, daha sonra. Günün 6. koşusu Tümkut Aksungur adına koşulacak olan bir kısa vade 6-3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu var. Evet, sometime satılıkmış, bakalım 800.000 TL. Ve 6 safkanın yer almış olduğu bu güzel koşuda ben önce satılık olan 1 nolu sometime ile başlayacağım. Bu Luxor temsilcisi Kocakaya'da güzel formu var, en azından formda son yarışları da iyi. O yüzden bence uygunlaşan rakipler arasında oldukça da şanslı gözüküyor. Uzun aradan sonra bir yarış koşan ikinci olan altın olup bir kabo. Torona'da temsilcisi de yine kalitesine yakışır bir isim. Bence bugün Vedat Abiş'e de es geçmemek lazım. Bir de iki nolu Diamond Brothers. Bu şranga temsilcisi de Ali Yıldız da bu aralar istikrarlı ve formda gözüken bir safkanı dahil edip bayağı 1-6-2 olarak geçebiliriz. Ama yarışın genelimize bakarsak hani bir ilave yapalım derseniz vallahi geri kalan ne varsa onları hepsini yazıp o zaman tam ilave olmuş olur. Ama şablonu ben 1-6-2 olarak yazdım. Ama dediğim gibi sözlü olarak söyleyeyim. Bazı arkadaşlar direkt şablona gidiyorlar. Burada bazı konuşmaları bilmiyorum. Belki işleme yarıyor, belki yaramıyordur. Onu bir şey diyemem. Ama dediğim gibi eğer 1-6-2'nin dışına çıkarsan bana göre bu ayağı hepsini ayrımsız yazmanız gerekecek arkadaşlar. Günün 7. koşusu handikap 17-3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre çim koşusu ve 6 safkanın yer almış olduğu bir koşuya baktığınız zaman ben 3 nolu Aras'ın aslanı bu Tobak temsilcisi Ahmet Çelik de biraz rakiplerin oranında kilo dezavantajı var ama safkan da oldukça iyi gözüküyor. Bence bu güzel formuyla da bu grubu geçmeye de çok yakın. Ben bir risk alacağım. En azından benim bugün Liman'ın 3 nolu Aras'ın aslanı oldu. Ahmet Çelik de en azından bu aralar iyi form yakalamışken. Günün 8. koşusuna geldik. Bir satış koşumuz var. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusuna ve 5 safkanın yer almış olduğu koşuda. Bakalım fiyatlar ne kadarmış. 18 lira burada. 520. Evet, bunlar 520. Herhalde 20 bin lira pazarlık payı arkadaşlar. Tabii esnaf işi. Ama bu 7. bu 500, bu 20. Bak, arada bir 507 var arkadaşlar. Neyse bakalım kısmet kime ise. Ben burada bir nolu Fedras Moonlight. Kinova temsilcisi. Kinova'yı zaten İzmir'de biliyorsunuz çoğunuz. Kum pistte başarılı olan bir isimdi. Fazla eşkalli bir safkandı. Yani çok iri yarı bir safkan değil ama kısaydı ama güçlü bir safkandı. Orijinal itibariyle safkan çime de yatkındı. Hatta onu söyledim. Gerçi annesi de Perfect Storm bu safkanın. Yani Perfect Storm da çimli oldukça etkili bir ismiydi. Bu safkan da çimde de kumda da sentimde her türlü pistte bence başarılı koşur. Hazırlıkları iyi. Ben beğeniyorum. Bu satış koşusunda da benim bence kazanmaya çok yakın gözüküyor. Biraz riskli bir safkan ama eğer risk alalım derseniz bir nolu Fatless Moonlight'ı şuman çizikle tek olarak geçebiliriz. Ama yok biz geçemeyiz. Yanına rakip yazalım derseniz vallahi bir kalan 4 safkanı ilave edip bayağı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben önce bir diyeceğim daha sonra hepsi diyeceğim arkadaşlar. Günün son koşusu meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusuna geldik ve 10 safkanın yer almış olduğu koşuda önce 3 nolu kahraman oğlu diyeceğim bu Özgür Han temsilcisi Ahmet Çelik de yarış hayatına güzel bir ikincilikle başlayan derecesi de güzel 1.20-80 gibi güzel bir derece çıkar. Ve bana göre daha da duruma gelen bu isim bence kazanmaya da oldukça yakın gözüküyor. Altın oğlu seyret beni. Bakalım seyredeceğiz. Bu Serhan Tay temsilcisini Vedat Abiş de yarış hayatına 5.likle başladı. Safkan fena değil en azından bazen sıkıştırılmadı. Ama bu sefer seyredeceğiz bu safkanı. Bence iyi yerlere gelecek gözüküyor. Bir de 5 nolu rüzgarıma kapıl. Valla bugün eksantrik isimler var. Valla herhalde hızlı giderse yakında durursak rüzgarına kapılabiliriz. Bu Sement temsilcisini Kocakaya'da her ne kadar 98 günlük ara vermiş olsa da çalışmaları iyi. Bu aralar bayağı güzel geliyor. Ben de önceliği 3-6-5'e verdim. Ama dedim ki bu 3'ün dışına çıkarsak da biraz sürprizle doğru gideriz diye düşünüyorum. O zaman kimler hesap ediniz? 9 nolu Kızıl Zeyna. Bir de 4 nolu Kök Şubay.
bu safkanlar ilave edilebilecek diğer isim olarak önerim. Ama 3-6-5 bende ilk 3 safkan, daha sonra da 9 ve 4 nolu safkanlar. Hemen şablonumuzu paylaşalım. Tabii paylaşırken de siliyoruz, bir yandan kapatıyoruz her neyse. Evet arkadaşlar, şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.